تشرف لولا الهزيمة. Bugün insanlığın ön cephesi olan Filistin'de ABD emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı savaşan kahraman halkı selamlıyoruz. İsrail'in soykırım suçu işlediği bir kez daha gündeme getirildi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından uluslararası hukuk perspektifinden Siyonist rejimin suçlarının araştırılması çevrim içi toplantısı yapıldı. Uluslararası hukuk açısından Siyonist rejimin yöneticileri ve zulüm memurları Filistin topraklarında Filistin halkına karşı soykırım suçu işlemektedir. 12 ülkeden katılımcının olduğu toplantının baş konuşmacısı Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek oldu. Bütün insanlık suçun tanığıdır. Suçun varlığı binlerce kanıtla ispatlıdır. Özellikle vurgulamalıyız. Bir eylemin soykırım olarak nitelenmesi için bir gruba mensup insanları sırf o gruba mensup oldukları için yok etme kastının olması gerekir. Filistin halkını yok etmeye yönelik harekatların kararlarını alan, uygulama emri veren İsrail yöneticileri yanında harekatları yöneten ve uygulayan zulüm memurları insanları sırf Filistin milletinin mensubu oldukları için yok etme kasıtlarını bütün insanlık önünde ortaya koymaktadırlar. Toplantının açılış konuşmasını İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sakine Sadatpat yaptı. Toplantıda Türkiye, İran, Portekiz, Irak, Suriye, Filistin, Pakistan, İtalya, Romanya, Sırbistan, Venezuela ve Amerika'dan katılımcılar bulundu. Konuşmalar yaptı. İsrail'in işlediği suçların yargılanması ele alındı. Suç kanıtları şöyle sıralanabilir. Kararlar, emirler, beyanlar, her tür belge, tanıklık ve diğer kanıtlar. Suç eylemleriyle suçu işleyenler arasındaki bağı kanıtlayan her türlü kanıt. Filistin devleti de isterse karar alıp Roma statüsünün kendisine verdiği yetkiyi kullanarak soykırım suçu işlediği gerekçesiyle İsrail devletinin yöneticileri hakkında isimlerini vererek ama. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı da İsrail'in uluslararası hukuku tanımadığına dikkat çekti. Bağımsız, egemen, toprakları bütünleşmiş Doğu Kudüs başkentli Filistin devletinin kuruluşu için zafere kadar mücadele azmimizi dünya kamuoyuna ilan ediyoruz. 2010 yılında Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği kuruldu. Filistin Anayasa Mahkemesi ve Asya Anayasa Mahkemeler Birliği'ne 22. mahkeme olarak katıldı. Perinçek, Güney Kore Anayasa Mahkemesi Başkanı Park Han-jul, Asya Anayasa Mahkemeler Birliği'nin 2014 yılında İstanbul'da yapılan 2. kongresinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi örneğine dikkat çekerek AAMB'nin mahkemeye dönüştürülmesini gündeme getirdiğini de kaydetti. Suçları işleyen kişilerin vatandaşı bulundukları devletin yani İsrail'in Roma statüsünde taraf olmayışının artık bir önemi yoktur. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde İsrail devlet yöneticileri hakkında açılmış bir soruşturma zaten vardır. Perinçek, Asya İnsanlık Mahkemesi'nin kurulmasının önemini vurguladı. Alternatif ceza yargılaması üzerinde de durmalıyız. Asya İnsanlık Mahkemesi veya Dünya İnsanlık Mahkemesi gündemimizde olmalıdır. Soykırım suçunun yargılanmasında Uluslararası Ceza Mahkemesi biricik uluslararası yargılama makamı değildir. En önemli gerçeğin elbette bilincindeyiz. Amerikan emperyalizmini ve İsrail siyonizmini hiç kimse lafla ve yargı tehdidiyle durduramaz. Silahlı zulüm en başta silahlı kararlılıkla göğüslenir ve yerle bir edilir. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.